Selamlar, ben Deniz. Alpha Games ekranlarına ve Conan Exiles'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şöyle geri dönme vakti geldi ama bu defa daha güçlü. Evet, yanımda yeni kişiler var. Görüyorsunuz, Amzadi The Wanderer. Oyundaki en iyi NPC'lerden biri karşınızda. 9900 canı var. Nereden aldım? Şu an ekranda görüyor olmanız gerekiyor. Canlı yayınlarda bulduk. Bir arkadaşımız tavsiye etti. En sağlam takipçiler bu Brayer'lar, yani sırtında yük taşıyanlar oluyor. Onların isimlisinden bulabilirsen çok iyi olur demişti. Ben de kampları dolaşırken şansımızı bulduk. Zaten şu an büyük ihtimal o görüntüleri izliyorsunuz. Benim tam olarak bulduğum yer şurası. Şurası olması gerekiyor. Haritadan gösteriyorum şu anda. Tam olarak bulduğumuz yer şurasıydı. Ama çok yerde çıkma ihtimali var. Yani şuralarda, 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 her yerde çıkabiliyor. Bana kuzeyde çıktı şansımı. Burada, ondan sonracıma şurası olması gerekiyor. Burada çıkma ihtimali var. Burada çıkma ihtimali var. Her yerde çıkma ihtimali var. Biraz şans, bize de o şans güldü. Ve açıkçası ben bir daha burada buldum. Onu da tekrardan söyleyeyim. Yanımızda sizin isteğiniz üzerine Ayaz var. Ayaz koyu demiştiniz. Kurtun ismini koydum. Üzerimdeki zırhı aslında aynı zırh fakat görünüşünü değiştirdim. Buraya koymam gerekiyormuş. Ben bayağı aramıştım ama onu da yorum olarak bildirenlere teşekkür ediyorum. Böyle bir görünüş yaptım. Benim hoşuma gitti açıkçası. Zırhın orijinali şu anda Amzadi'nin üzerinde. Şöyle göstermeyeyim. Şöyle göstereyim. Amzadi'nin üzerinde orijinali Barbarian Armor. Zaten görüyorsunuz buradan. Pardon, Flawless, evet, Barbarian Armor. DLC ile gelen bir zırh. Onu da tekrardan söyleyeyim. Blood and Sein DLC ile geliyor. Ona şöyle bir kombin yaptım. 832 zırhı var. Two-handed kullanıyor. Ben de geri kalan malzemeleri üzerime aldım. Ayaz, bizim Ayaz'da hiçbir şey yok diye hatırlıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öncelikle şunu bir toplayalım. Bir de şöyle bir kalkanımız var. Kalkan bulabildiğim en iyisi bu. Biraz kötü duruyor, farkındayım. Çok büyük duruyor arkamda ama bulabildiğim en iyisi bu şimdilik. Yapacağımız bir şey yok. Belki buradan bir tane çıkar bize. Evet, şimdi öncelikle beni takip ediyorsunuz. World Boss avına çıkıyoruz arkadaşlar. Sadece World Boss değil. Sırasıyla hatta Unnamed City dahil olmak üzere birçok yere gireceğiz, çıkacağız ve onlar için başlıyoruz. Şimdi World Boss'lar sırasıyla ilerleyeceğim. Çok fazla dağılmış durumdalar ama toparlayacağız. Merak etmeyin. Her taraf World Boss. World Boss'lar niye önemli? Efsanevi chest'lerin anahtarları çıkıyor. Efsanevi chest'lerden de mükemmel silahlar çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Ben şimdi arka planda World Boss'ların bulunduğu haritayı açacağım. O haritayı açıklamalar linkine de koyacağım bu arada. Çok işlevsel bir harita. Onu söyleyeyim. Ben şu an arka planda açtım. Her şeyi kapatıyorum buradan. Sadece siz görmüyorsunuz maalesef. Ama haritadan yardım alacağız burada. Evet. İlk boss'umuza çok yakınmışız zaten. Evet. Artık başlama vakti geldi. Atladığım bir şey yok diye tahmin ediyorum. Arkamda kalkanımsı kabukla devam edebiliriz. Aslında şöyle yapsam kaybolur mu? Bakayım. Kaybolmuyor. Ok geliyor onun yerine. Tamam. Güzel. Biliyorum kalkan kötü duruyor ama dediğim gibi şu an alabileceğim en iyisi bu. Bu arada şunu da göstereyim. Şunu da göstereyim. Server ayarlarından combat'ı sıfırladım. Birebir arkadaşlar. Birebir. Bir vuruyorsan bir yorum. Standart ayarlarda. Gerekirse biraz daha düşürebilirim kendi demeyeceğim. Çünkü 3 kişiyiz. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet, ilk boss'umuz şurada. Böyle sarmadı beni ya. Ben böyle ilerleyeceğim. Kalkan kötü duruyor bu arada. İlk boss'umuz burada. Şimdi siz bir saldırın. Sizin bir marifetinizi görelim kızlar. Buna da saldırmayın ama ya. Tamam, vazgeçtim. Oy, atıl kurt. Buna saldırmasanız da olurmuş. Tabi burasının birazcık level düşük. Doğal olarak. Şimdi... Evet, World Boss karşıda. Timsah yavruları var burada. Amzadi acımıyor zaten ya. Oo. Burada birini yem etmişler kendilerine, bir exile'ı. Önce boss'un yancılarını indireceğiz.
Nice job, boys. Tek yıldız çıktı bu da. Bu şekilde ben tanklayacağım, onlar kesecek. Şu an tank benim. Amzade'ye kalkan vermek istemedim. Peki bu boss'un sandığı nerede acaba? Bir sandığı da bulaydım önce. Bana sandık lazım. Hani boss'u da keseriz eyvallah da. Gel bakayım buraya boss'çuk. Evet. Oy. Tepesine çıktım vallahi adamın. Oo, kalkanı deliyormuş. Okey. Ya gün gelir devran döner, sap döner, krokodil sana girer ya. Beni kovaladığın günler ne çabuk unuttun. Oho. Allah. Fena vurmuyor bu arada. Ufaktan bir can bassam fena olmayacak bu arada. Lan buraya. Tamam. 20 kanama yaptıktan sonra böyle devam edebilirim. Dalmaya. Allah. Beyaz biraz yıpranacak. Ona yapacak bir şey yok. Güzel. Şimdi Hamza diye bir tane heal potu atayım. Heal atayım. Tamam. Onu biraz doldurur. Tamam. Skeleton key aldıktan sonra gerisini direkt atabiliriz. Da bunun çantası, daha doğrusu chest'i nerede? İlk boss'umuzu kestik. Buraya hemen şimdi işaret koyalım. Şöyle timsah diyelim buraya. Tamamdır. Port boss'un bir tane örümcek işaretlemişiz zaten. Çok güzel. Direkt örümceğe çıkacağız. Ama senin senin chest'in nerede? Suyun altında falan olabilir bu arada. Genelde çok uzakta olmuyor chest'ler. Şu ağaç diplerine bakayım. Vallahi bir şey görmüyorum. Vallahi hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Olmama ihtimali de var da. Genelde oluyor ya. Oha, burada demir kaynağı mı vardı? Hocam chest'siz olmaz ki ya. Bir bilgi var mı diye bakayım bir saniye. Evet. Kayanın dibindeymiş. Hadi bakalım ilk efsanevi silahımızı alacağız gibi. Evet, buradaymış. Hançer çıktı. Grim. Bir özelliği yok. Efsanevi silah. Sadece şöyle gösterebilirim. Yani benim elimdeki hançerler şu an 49'luk. Birimlikler daha iyi. Birimlikler de efsanevi bu arada. Ama damage farkı olarak hançer olmasına rağmen elimdeki hard anıttan çok daha iyi.
Okey, sıkıntı yok. Hava kararıyor. Kötü. Örümcek bossuna çıkacağız şimdi. Bu arada binek bekliyoruz artık oyuna, biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Binekler duyuruldu. Muhtemelen önümüzdeki ay, yani şu ay içerisinde girecek. Yani Kasım ayı içerisinde girecek diye tahmin ediyoruz. Çok güzel olacak o zaman. Hızlı hızlı her yere gidip gelebileceğiz. Boss'umuz şurada. Dev örümcek boss'u. Kesme biçme işlemine girmeyeceğim arkadaşlar. Zaten 2-3 bölüm çöldeyiz. Dediğim gibi çölün artık en önemli yerlerini gezmeye, tozmaya başlayacağız. Vakti geldi çünkü. Bundan sonra artık zindanlar, bosslar, onların peşinde koşturacağız. Onlar bize item olarak, yeni silahlar, yeni tarifler olarak geri dönecek zaten. Olay da bu. Onların o şekilde geri dönmesi. Şu an suya ihtiyacım olmayacak bu arada. Şuraya bir tane torş atabilirim. Buradan sağa gitmemiz gerekiyor. Ama gidiş yok. Yok, ben üstten çıkıp oradan giderim. Sıkıntı yok. Aslında burası da basılır ha. Buradan bir tarif öğreniyorduk sanki. O zaman basma zamanı. İntikam için geldik çöl. İntikam için geldik. Oo, oyun sakin ol. O felaket takıldı oyun bu arada. Biz Razma'yı şey... Hamzade'ye bok kesersiniz. Of, Hamzade parçalıyor. Onlar zaten otomatik kilitleniyorlar sonrakini. Buraların hala leveli düşük, tekrarlıyorum bu arada. Yani bu kadar çok deme içemediğinin sebebi arkadaşlar. Burası yani çöl ilk yeni başlayanların mekanı olduğu için leveli düşük. Ben bile neredeyse tek atıyorum gördüğünüz gibi. Allah, bu nasıl bir kararma lan? Kalkanı sırtından çıkartayım ya. Böyle daha güzel. Lootlamıyorum bunları çünkü ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum. O yüzden direkt geldi. Ufak ufak takılıyor oyun bu arada. Ya, muhtemelen benim bilgisayarımdan kaynaklanıyordur o takılma, onu da söyleyeyim. Ara sıra güncelleme mücelleme biliyorsunuz bilgisayar olaylarını. Şunu da belirttim. Artık oyunun en tatlı kısımlarındayız arkadaşlar. Yani doyacağız kombata, keşife, craft'a. Her şey artık tadında tuzunda olacak. Uzun bir süre craft bölümü olmayacak. Çölü zaten başladık şu anda. Çölü bitireceğiz. Yani bugün değil de 2-3 bölüm içerisinde çölü bitireceğiz. Önemli yerleri göstereceğim. Atladığım yer olursa siz beni uyaracaksınız, özellikle bilenler oyunu. Oo, güzel bir alkemist vardı ama artık buradan da çöre zaten şey taşınmaz yani.
Oo, burada bir yarma var bu arada. Oy. Ayaz parçalıyor. Evet, Special Cook 1 ve 6 öğrendik yanlış görmediysem. Chest'ler var da Chest'lerden bir şey çıkacağını sanmıyorum. Witch Powder of Corruption alırım sadece. O darfari boya hemen sürelim abi. Oh. Bir de boyadık kendimizi. Gördüğünüz gibi boyamızı da sürdük. Burada Warpaint muhabbet de var. Buraya boya da koyabiliyorum istersem yani, anladım. Zaten savaş boyası yapmamıştım, onu da halletmiş olduk. Aşağıda bir sandık daha vardı. Ona da bakayım. Burada yanlış bilmiyorsam bir yok priesti çıkıyor. Aa, bayrak alırız. Çok da yerim yok bu arada ama. Olduğu kadar. Burada özel bir priest vardı. Gördüğünüz gibi. Witch Doctor. Bunu aslında gelip alabilirim bir ara. Boş vaktimde gelip şu Witch Doctor'u alabilirim. Özel NPC koleksiyonumuz var. Biliyorsunuz, üf, parçalandı orası yine. Burada sabit çıkıyor diye hatırlıyorum Witch Doctor. Şimdi şurada... Üstteydi galiba, burada değil. Maşallah. Şuradan da School Taker, yanlış hatırlamıyorsam, o sikke işte bu çok güzel oldu. Şey craftlamıyorsunuz arkadaşlar. İskelet, iskelet çağırma falan filan gibi. Hani o tarz böyle şeyleri öğreniyoruz. Burayı bitirdik. Güzel. Ya 20-30 levellerde buraya gelirseniz daha çok işinize yarar. Ben ihtiyaç duymadığım için gelmedim. Kalkan çok kötü duruyor biliyorum. Ama elimdekinin en iyisi bu. Yani benim gözüme battığı için söylüyorum bu arada. Bu kadar büyük kalkanları sevmem. Bunlara kule tipi kalkan deniliyor. Bir şey atlamamışımdır herhalde. Atlamışsam da sizler yorumlarda bildirirsiniz. Ben bir sonraki bölüm buraya gelir hızlıca yaparım. Sizlere de şu şu varmış unutmuşuz derim. Haberiniz olsun. Şurada bir şey oluyor. Yazıt varmış burada. Ha, burası diyor. Summoning nasıl Türkçe çevireceğim ben? Summoning, summonlama, canlandırma, çağırma, çağırma. Ha. Burası diyor çağırma ritüellerinin yapıldığı yerdir falandır filandır diye bilgi veriyor bana. Şuraya nasıl geçeceğim ben ya? Under no circumstances should you feed the one that they call the Lord of Empty Abodes. Its power waxes when it tastes the flesh of your kind. Sen kimsin be? Şuradan tırmanırım herhalde. Ben mantıklısı o gibi geldi. Atıl kurt. Koçum benim be. Pekala boys. Tırmanıyoruz.
Boys soyunuyoruz. Let's go. Tamamdır. Çok güzel oldu. Evet. World Boss tam noktanın olduğu yerde. Buraya güzel ev kurulur bu arada. Kaynak sıkıntısı olur biraz ama olsun. Aşağı sürümcek kaynıyor. İyi ki aşağı atlamamışız. Free zaman kaybı olacakmış. Ha, merak edenler için statlarımı da göstereyim bir kere daha. Statlarım şu anda bu şekilde. Can ve damage ağırlıklı. Zamanla şunu buradan alıp accuracy'yi ikileyip, hatta accuracy'yi üçleyip 3 vitality, 3 accuracy ve full STR ile oynayabiliriz. Canlı yayınlardaki serimiz, canlı yayınlardaki karakterimiz biraz daha farklı. O hem Archer Warrior karışımı bir karakterken bu Pure Warrior bir karakter. Şimdi... Ah be, kımıldadı. Önce şu yancıları keseyim de bana sıkıntı çıkartmasınlar. Yoksa sonra dalırız. Şöyle bir tur atayım. O kampa girdi zaten. Tamam, güzel. Ben çekiyorum o zaman boss'u. Bismillah. Çok iğrenç. Gel küçük 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 küçük. Oh. Sakin ol Shilop. Örümceklerden tırsıyorsanız şu an tırsmak için çok güzel çünkü iğrenç görünüyor gerçekten, kıllı mıllı böyle, ay. Küçükleri tatlı oluyor da büyükleri gerçekten sıkıntı. Ayaz'ın canı bayağı indi bu arada. Atacağım heal Ayaz'a maalesef işlemeyecek ama Hamza diye fulleyebiliriz. Tamam, bu bölümlük Ayaz'ı daha fazla yıpratmayalım. Boss'a gireceğimiz zaman bir tık geride kalsın bundan sonra Ayaz. Zade aldı tanklama işini. Tam bir off tank. Tam bir off tank. Yes. Demon Blood artı şey çıkıyor. Bize anahtar lazım hocam. Gerisi boş. Tamamdır. World Boss 2 gitti. Let's go. Burada örümcek ağları alıp kumaşa ipeye çevirebilirsiniz. Ben almayacağım. Ne çıktı abi? Efsanevi ama çok da özel olmayan bir silah oldu elimizde. Şimdi ben bu silahları Ayaz'a vereceğim. Al bakalım Ayaz. Ayaz'ı artık daha fazla yıpratmayacağız. Normal yanımıza takılacak ama World Boss'lara girdiğimiz zaman şey olmayacak. Şimdi
İkinci boss'umuza gidiyoruz. Kendisi şurada bir akrep arkadaşlar. Oraya gidiyoruz. Ve let's go. Şu kampın da hızlıca bir içinden geçelim de. Orada zaten kendi çaplarında bir fight veriyorlar. Şöyle gelin. Tatar Ramazan gibi bu oyunu bir bozalım. Let's go. Selamın ello. Kalkan çok kötü duruyor biliyorum. Ama Elena'nın en iyisi seçeneği buydu. Benim arıyorsunuz lan şapşalaklar. Gel buraya. Oy. Oha, yavaş, birinin kafasına gelecek o ya. Allah'ın yamyamları. Tek attı. Heh, mesela bir tane Brayer. İşte böyle oluyorlar. Mesela buradan da çıkabiliyormuş. Özel çıkmadı şimdi bize. Ama çıkabiliyor efendim. Kalkanın kötü durduğunu söylemiş miydim ya? Ama inanın en iyi seçeneğim buydu. Şu an aranızda kaç kişi bir daha bu espri yaparsa videoyu izlemeyi bırakacağım diyor. Tamam. Yok yok, tamam, sondu bu zaten. Şahsını fazla zorlamak istemiyordum zaten. Evet, buradan hızlıca koşturuyoruz. Artık durmayacağım, koşturacağım bu arada. Burası Yarasa Kulesi. Aa, ben bu boss'a daha yakınmışım aslında. Önce oraya gidip sonra buraya gelebilirmişim ama buradan direkt yukarıya dönerim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bizim ev kurduğumuz yer vardı. İlk çöle ev kurduğumuz yer. Orada şey vardı. Bir tane timsah boss vardı. Oraya doğru da gideceğiz. Eski evimiz duruyor mu bilmiyorum. Silinmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi bu boss'ta Ayaz'ı kullanmayalım ki ölmesin. Maalesef petlere hit basamıyoruz. Bak, yani yaradan daha iyi olacağız. Yavaş yavaş kendi canı artıyor. Zaten Anzalem'in canı fullenmiş. Ben buralarda dolaştım aslında. Hiç akrep boss'una denk gelmemiştim ya. Çok ilginç. Oyunun dediğine göre şu köşeye dönünce sağda olması gerekiyor. Haritanın dediğine göre daha doğrusu. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Aa, şu galiba. Şimdi Ayaz'cığım. Sen şurada kal kokuzum. Heh. Evet, gerçekten buradaymış. Ayaz'ın görmeyeceği bir mesafeden saldırayım. Şurada ortada, uf, tam da boss fight'lık alanı. Şurada ortada sevişiriz onunla. Gel bakayım, yakışıklı. Vallahi boss bu arada. Oy. Yo. O arkadaşımız biraz sıkıntılı. Bunu
sanırım Amzade tanklası daha iyi olacak. Hadi kız al, al şu agroyu ha. 20 stek kanamı bırakıp ondan sonra baltayla devam edeceğim. Tamamdır. Yapıştır Amzade. Kilitlenmiş durumda şu anda. Hiç riske atmayacağım abi. Direkt can basıyorum. Potum zaten bol. Amzade artık kanama zaten yeterince hasar veriyor şu anda ona. Dedim anda kanama bitti üzerinde. Adam zaten az kaldı. Bu sert geldi. Hadi kız. Helal. Zorladı bu arada bayağı. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, şu an 1K armorum var. 1K oyundaki maksimum armor seviyelerinden biri diyebilirim. Yani üstümde cidden oyunun en iyi zırhı var bu arada. Yani DLC ile gelen en iyi zırhı var. Çok etkili bir zırh. Buna rağmen 2 vuruşta 107 canımı götürüyor. Yani kolay gibi göründüğüne bakmayın. Biz aşırı iyiyiz çünkü bu seviyeye gelmek için çok uğraştık. 30-40 levellerde bunu 3-4 kişi zor kesersiniz, öyle söyleyeyim size. Özellikle alan vuranları gerçekten sıkıntı. Tabii çok kötü silahlar atıyor ya. Bunlar cidden çöp bu arada. Şöyle bir healing arrow atalım. Bir canını fulleyelim. Çok güzel.
Cidden çöp silahlar atıyor bu arada. Evet. Ayaz canın ne durumda? Tamam, %50. Güzel. Şimdi hemen buraya da işaretimizi koyuyoruz. Şöyle. Tık. Akrep. Tamamdır. Üçüncü boss'umu işaretledik. Diğer boss'umuz şurada bir yerdeydi. Biliyorsunuz orayı zaten. Bizim mekan yani. Bizim evin mekanı. Şimdi oraya doğru bir yardıralım. Burayı ufak bir hızlandırabilirim. Veyahut da direkt kesebilirim. Bilmiyorum. Bizim eski evin oraya gidiyoruz artık. Buraları zaten biliyorsunuz. Daha önce gezdik. Direkt oradaki boss'tan alsam çok daha iyi olur aslında. O zaman kaçtım ben. Görüşürüz. Bu arada evimi silinmemiş. Mutlu oldum. Ne yalan söyleyeyim. Gördüğüme sevindim burayı. Ha. Vay be. Bayağı silinmemiş. Herkes burada. Vay 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 vay. Tabi burada ben şeyi kaldırmıştım. O yok. Tugra burada. Dansçılar. Etlerim bile duruyor. Ha? Aa, tarım umarım bir şeylerim de varmış burada. Bayağı doluymuş ya burası. Güzel. Dansçılar. Vay. Ha. Evet, güzel. Evimiz duruyor. Çok güzel. Evet, biz şimdi boss'a gidelim hadi. Anında karşıda zaten kendisi. Yine Ayaz'ı kullanmayalım. Yakın bir mesafede beklesin. Ya timsah boss, affedersiniz ama götüm götüm yanından malzeme topluyordum zamanında. Ya şurada bırakacağım bu arada Ayaz'ı. Gelmelerini bekliyorum. Her an teleport olabilirler. Guys, come on. Come on, guys. Ayaz'cığım, sen arkamızı kolla. Gel bakalım Amzadi. Müdür selam. Hesap kapatmaya geldik. Yeter be. Film mi çekiyoruz burada? Oha, o nasıl bir atlayış lan? Öyle bir yeteneğin yok lan senin. İki tane vurdu can %50. Bir karmurum var. Hay ağzına. Kanama tamamdır. Peki ben boss'a savaşırken arkadan niye huzur verici bir müzik çalıyor abi?
boss'u kestim, huzura erdim. Evet, çok güzel oldu abi. Skeleton key, please. Thank you. Evet, bunun chest'ini zaten hepiniz biliyorsunuz zamanında. Bu arada 60 level olmadan anahtarınız olsa bile chest'leri açamıyorsunuz. Onu tekrardan söyleyeyim. 60 level olmanız gerekiyor. Ya bu boss'larda 60 level'e göre ayarlanmış ama tokmak atma yeter ya. Ya cidden çok kötü silahlar atıyor. Neyse onu verelim. Evet arkadaşlar, hava kararırken şuraya timsah diyelim. Timsah boss'umuzu haritada işaretledik. Hava kararırken yaklaşık 40 dakikalık bölüm sizlerle oldu. Devam edeceğiz çölde. Bugün 3-4 boss artı bir de burayı temizledik. Şu kısımda 3-4 tane daha boss'umuz var. Sinkhole'a gireceğiz. O hatırlıyorsunuz bir kere yanlışlıkla düşmüştük. Oraya gireceğiz. Ve orada da güzel şeyler bizi bekliyor. Bilmeyenler için sürpriz bozmak istemiyorum. Gel bakalım Ayaz'cığım. Ay tepede parlarken evimizde bırakalım karakterimizi. Nasıl olsa ev bizim, biz yaptık. O kadar ağır ki zırhlardan tırmanamıyorum bu arada. Stamina da olsun biraz. Çok güzel. Belki dedim güzel bir kalkan çıkar kullanırız ama nerede hep aptal saptal silahlar atıyor. Çok güzel silahlar var bu arada. Yani özel bonuslar veren, işte ışıklı mışıklı böyle silahlar var ama bize tokmak mokmak attı işte gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Daha bir sürü world boss keseceğiz, bir sürü dungeon'a gireceğiz, çıkacağız. Başladık artık durmayacağız. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, bu güzel manzarada huzurlarınızdan ayrılacağım. Bir sonraki bölümde işlerimize devam edeceğiz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi ve beğenilerinizi özellikle bekliyorum. 100 like üzerine tutsak oranı çok sevinirim gerçekten ki bunu yapabileceğini zaten bize gösterdi. Şöyle bırakayım sizlere, ben de burada çıkacağım zaten. Oyundan çıkarken takipçinizdeyse bu şekilde çıkacağınız yerde guarding pozisyonda bırakın, yoksa saçmalayabiliyorlar. Söyleyeyim. Amza diye de şöyle yakından bakarak sizleri huzurundan ayrılıyorum. Warrior prensesimiz Amzade ve cici kurdumuz kanlı Niger. Evet, kendinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.